Bıraksaydın da diri diri yanmak ne demek görseydik. Biz hiçbir zaman onlar gibi olmadık. Olmayacağız da kardeşim. Anladın mı lan şimdi aramızdaki farkı? Siz iyi misiniz? İyiyiz iyi. Tam zamanında yetiştiniz. İyisiniz iyi. Aslan kardeşlerim benim. Eyvallah. Bu ne? Çamaşır makinesi. Neye benziyor? Bilgisayar. Tamam da ne yapacaksın bununla? Bak, bana istediğin kadar işkence yap. Konuşturamazsın beni. İstersen tırnaklarımı sök. Havasız bırak. Filistin askısına as. Konuşmam. Ben bu kadar vahşi birine mi benziyorum ya? Sana son kez soruyorum. Seni kimin gönderdiğini söyleyecek misin? Hayır. Bunlar ne biliyor musun? Öldürdüğümüz sivillerin görüntüleri. İçlerinde 11 aylık bebek de var. Yaşlılar da, hamile kadınlar da. Beynin patates püresine dönene kadar izleyeceksin bunları. Duydun mu? Anaların feryatlarını dinleyeceksin. Gözü yaşlı eşleri dinleyeceksin. Yetim çocukların ağlamalarını, dualarını dinleyeceksin. Kendine gelene kadar, söyleyene kadar, ötene kadar, gerekirse günlerce. Kimse duyamaz seni. Merak etme, istediğin kadar çığlık atabilirsin. Eğer konuşmaya karar verirsen bu düğmeye bas. Belki gelirim. Hadi bakalım. Ne istiyorsunuz bizden? Bilmiyorum ama... Karımı bırakın gitsin. Lütfen. Çok mu seviyorsun karını? Ne güzel. İyi, anlaşmamız daha kolay olacak. Senin çalıştığın hapishanede... bana ait olan çok önemli biri var. Ve onun dışarıda olması lazım. Elbette onu kaçırmanı istemeyeceğim senden. Çok daha basit bir şey isteyeceğim. Ne istiyorsunuz? Yarın gece o çalıştığın hapishanedeki trafoyu patlatmanı istiyorum. Gerisini ben hallederim. Yapamam. Ne isterseniz yapın bana ama karım bırakın gitsin. Of. Tamam. Tamam. Nasıl diyorsan öyle olsun. Aylin hadi git. Aylin hadi git. Bırak beni hadi git. Hadi lütfen Aylin git. Aylin hadi git. Bırak onu lütfen hadi Aylin. Git yalvarırım sana git. Hadi Aylin. Hadi git Aylin. Lütfen. Hadi git. Hadi git. Lütfen. Çabuk git. Yapma. Yapma! Yapma! Yalvarırım yapma! Hayır! Vurma! Vurma! Yapma! Yapma! Yalvarırım yapma! Yapma! Aylin! Onun bir suçu yok yapma! Bırak onu bırak! 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 Yapma! Yapma! Hayır! Hayır! Aylin! 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 Tamam. Aylin gitti. Gitti, gitti. İki tane çocuğun var. Biri kız, biri oğlan. Şu an İzmit'te babaannelerinin yanındalar. Çocuklarını da anneni de bir daha görmek istiyorsan yarın o trafoyu patlatacaksın. Hayır. Yapamam Aylin.
Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Ne istersen yapacağım. Tamam, geçti. Tamam. Yeter, kolları dökülüyor. Tamam. Hayır. Bu saldırıyı hatırladın mı? 4 sene önceydi. 12 Mehmetçiğimizi şehit ettiniz. Evet. Ben de vardım. 60 kişi güdümlü tank savarlarla, roket atarlarla ve patlayıcılarla saldırmıştık. Buna rağmen sabaha kadar sürmüştü çatışma. Hatta 2 tanesini ben geberttim. Senin dilini kopar. Dilimi koparacağım ya. Sık kafama. Yok. Böyle bir yaşadığını görmek varken niye öldüreyim seni? Niye sana bu iyiliği yapayım? Ben hayatımdan memnunum. E memnunsun tabii. Kucaktan kucağa gezmek alışkanlık oldu değil mi? En son ülke kuruyordunuz ya siz. Ne oldu? He? Hatırladığım kadarıyla ardınıza bakmadan kaçıyordunuz. Kaçmak değil o. Stratejik olarak geri çekilmek. Her hamleniz stratejik. Ardınıza bakmadan kaçarsınız. Stratejik. Bir yollara patlayıcılar döşersiniz. Bebekleri öldürürsünüz. Stratejik. Gidip onun bunun kucağına otursunuz. Bu da stratejik. Söz konusu Türkler olunca şeytanla bile anlaşma yapılır. Onu baştan yaptınız zaten. Yalnız sıkıntı şu ki, siz şeytanla işbirliği yaptınız, biz Allah'la. Allah'a inanmam ben. Çok da umurumda olduğunu sanmıyorum. Emri kimden aldın? Konuşacaksın. Benden bir şey öğrenemezsin. Peki bakalım. Efendim savcım. Yavuz merhaba. Kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum. Estağfurullah, buyurun. Aklıma bir şey takıldı da emniyetten aradılar. Şu kaçan adamla ilgili. Kameralara yakalanmamış. Mobeselerde yok. Sanki buhar olup uçmuş adam. Sence nereye gitmiş olabilir? Şu an karşımda duruyor. Komiklik yapma. Bir soru sordum. Ben de cevap verdim. Gülmedin farkındaysan. Bu senin sorunun. Anlaşılan biz seninle anlaşamayacağız. Muhtemelen. Tamam. İyi geceler o zaman. Konuşmamız lazım. Ne konuda? Bu adamı burada tutamayız. Neden? Bu bizim işimiz değil. Polisin adliyenin yapacağı işler bunlar. Ben ortada bir yanlış görmüyorum. O adam adi bir terörist. Hak ettiği muameleyi görüyor. Bak Yavuz. Hala çok öfkeli olduğunu biliyorum. Ama amacımızı, kuralları unutma. Biz aklımızla mücadele ederiz. Gizlilik başka bir şey, kanunsuzluk başka bir şey. İçin rahat olsun usta. Devletime zeval getirecek bir adım atacağıma
Kendimi köprüden atarım daha iyi. Yaptığımda söylediğin uymuyor. Öte yandan her yiğidin de bir yoğurt işi var. Hmm. Dikkat et yerken üstüne başına dökme. İyi geceler. Neden güvenmiyorum acaba, Sarı Komutan? Yeter! Yalvarırım, çıkarın şu andan belası seni, yeter! Dayanamıyorum artık, yeter, yeter. Lütfen çıkartın, yeter artık, yeter. Yeter, çıkarın şunu, çıkarın. Çıkarın şunu, yeter, yeter. Dayanamıyorum artık, yeter. Ne oldu bu adama? Lütfen çıkartın. İzlediğim yeter, şeyden etkilendi herhalde. Yeter, yeter, çıkarın şunu, çıkarın. Dövmedin değil mi? Çıkarın şunu, yeter. Ölü müsün? Yeter. Yalvarıyorum, çıkarın. Lütfen çıkartın, yeter. Lütfen çıkartın şunu. Lütfen, dayanamıyorum. Yalvarıyorum size, yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Çıkarın şunu, yeter. Lütfen. Lütfen, yeter. Lütfen. 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 Ne oldu oğlum? Sinirlerim bozulmuş. Ne istersen söyleyeceğim. Lütfen çıkarın şunu. Lütfen. Bekle biraz, kendine gelsin. İyi de canım, şimdi ben nasıl diyeyim konser saatini değiştirdik diye. Hem her yerde ilan ettik falan. Ay şimdi kız da bozulacak. Bana ne abi? Ben o saatte çıkmam diyorum, anlamıyor musun? Bak çok değerli misafirlerim de gelecek. Anlasana, bu benim geleceğim için çok önemli. Hem bak o daha sahneye yeni çıkıyor. Ne olacak ki? Yok yok, öyle deme, geleceği var kızın. Patron ne diyorsun ya? Sen şuna bir baksana. Kes, kes! Ne oldu Bora abi? Ya Melisa'cığım, senin saatini biraz erken alacağız. Ne kadar erkene? Ya 8 gibi falan çıkarsın işte. 8 mi? Abi sen dalga mı geçiyorsun? 8'de kim gelir dinlemeye? Yapma bak, gözünü seveyim. Ya Melisa'cığım, burası öyle dandik bir mekan değil biliyorsun. Yani her saatte gelen giden oluyor. Bak sen kendini 8 gibi çıkacak gibi ayarla, tamam mı canım? Hadi. Tamam değil abi.
Ayrıca ben senin bu değişikliğin neden yaptığını da biliyorum ama bak çok ayıp ediyorsun, bunu bilmiş ol. Aynen öyle. Ayıp yani, son dakika konser saatimi değişir ya. Sen kimsin ya? Kim bu ya? Ben... Ben bir hayranıyım. Konser bileti almaya geldim. Ama madem erken aldın saati, daha da gelmem artık. Gelmezsen gelme kardeşim. Hoş oldu mu şimdi bu tavır? Tamam, sen bir saniye bekle. Mücahit benim adım. Bir saniye Mücahit. Abi peki ben 8'de çıkmıyorum dersem ne olacak? Ha ne olacak biliyor musun? İpten olacak o kadar. Abi çok ayıp ediyorsun ama ya. Bir saniye dur. Melisa Hanım haklı. Sen nasıl bir adamsın ya? Son dakika torpille konser saati mi değişir? Aynen öyle. Bak benim adama adam demem için önce sözünde duracak kardeşim. Böyle senin gibi kıvırmayacak. Sen ne diyorsun kardeşim? Düzgün konuş. Anladın sen işte. Bir öyle bir böyle olmaz. Tamam. Konser saatinde başlasın. Olsun bitsin ya. Ya sen kimsin ya? Sen ne karışıyorsun ya? Kızım kim bu adam, sen tanıyor musun? Tanımıyorum. Ha tanımıyorsun. Peki öyle gözükmüyor ama. Bak neyse konu kapandı bak. Sen saat 8'de çıkacak gibi kendini ayarlıyorsun ve bu sahneye çıkıyorsun, tamam mı? Hadi. Bir dakika. Ya bir karışma. Şşş çek elini bak. Akıllı ol, aklını alırım. Burası benim mekanım, tamam mı? Ha. O biçim yani. Abi tamam. Biz seninle konuşarak bu mevzuyu halledebiliriz bence. Konuşmayalım canım. Ya saat 8'de çıkarsın ya da şu garip arkadaşını alıp defolup gidersin, tamam mı? Hop 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 hop. Bak bu hiç hoş olmadı ha. Ha ne yapacaksın, döveceksin mi ha? Ya o şimdi biraz abartı olur da. Seni kim gönderdi? Bizim bölge başkanı. Nerede kalıyor? Maslak'ta bir otelde kalıyor. Sahte kimlikle giriş yaptık. Otelin adı ne? Sandayın Otel. 5 yıldızlı. Güzel. Yanında kimse var mı? 2 koruması var. Silahlı. Beni o mu öldürtmek istedi? Hayır. Başka birinden ihale aldı. Taşeronluk yapıyorsunuz yani. Bunların yapmadığı adilik mi kaldı Turan Usta? Ben çıkıyorum, adam alıp geleceğim. Adamı sağ getirmeye bak. Unutma, polise yakalanırsan. Her şeyi kendim yaptım. Maalesef öyle. Hadi uzak kardeşim, hadi. Tamam, benim Melisa Hanım'a bir şey vermem lazım, sonra gideceğim. Kardeşim, uzak. Tamam, bir saniye ya. Ya sen ne laftan anlamaz adam. Adam gibi konuşmak yaramıyor mu lan size? Bak sakın dokunma, polis çağırırım. Süründürürüm seni bak, çok sağlam yerlerde sağlam tanıdıklarım var. Peşini bırakmam oğlum. Tamam yeter artık, yeter. Yeter git, yeter bu kadar. İyiydi. Tamam dedim, yeter artık git. Allah kahretsin, her şeyi mahvettin zaten ya. Ya o da öyle abuk subuk konuşunca ben de şey yapamadım, ne yapayım? Kusura bakma yani. Abi tamam, hiçbir sıkıntı yok. Ben saat 8'de geliyorum. Ha, sorun yok, problem yok ha. Şuraya bak ya. Bak kızım, hemen defolup gidiyorsun, gözüm görmesin seni. Defol! Abi bak yapma, gözün seveyim. Ne olur ya. Bak hala konuşuyor ya. Bak kızım, polis çağırırım. Hemen pılını pırtını topluyorsun, şu garip arkadaşını da alıyorsun, defolup gidiyorsun, tamam mı? Yürü sen de. Şuraya bak ya. Ne yaptın sen ya? Ya sen beni bitirdin ya! Arkadaşım kimsin sen? Ha? Kimsin? Kimliğini getirdim ya. Geçen gün yolda aldım yani. Böyle ortalık karışıktı, sen de bir heyecan yaptın. Çıktın gittin. Onu şey yapacağım. Kahretsin ya! Of!
Yolda durmadan söylendiniz durdunuz. Ne oldu? Erken bile geldik. Tamam abi ya. Geldik işte. Normal tabii ya. Her hafta düğün yapıyor çocuk. Bu sefer garantiye almak istedi. Ne olur bu sefer bir olay çıkmasın. Bir daha giymem ben bu gelinliği. Ağzını ayrı aç Buncu'cum. Her şey tamam işte. En azından mekana gelmeyi başardık. Bu da bir şey. Hadi abi girelim o zaman. Hadi. Hadi. Gelmiş olmaları lazım. Çoktan yola çıkmışlardı. Biz de durmayalım burada daha fazla. Hadi gelin odasına geçelim. Hadi o zaman. Hadi kızlar. Eylem. Geliyorum. Hadi. Mücahit nerede? Komutanım ufak bir işim var. Halledip geleceğim dedi ama. Gelir gelir. Kaçırmaz o Badis'in nikahını. Aynen. Kaçılmaz. Az önce hayatımı mahvettim biliyorsun değil mi? İstiyorsan konuşayım tekrar patronunla. Belki bir orta yol buluruz ha. Aman diyeyim sakın ha. Zaten işleri yeterince karıştırdın. Daha fazlasına gerek yok. İyi. Sen bilirsin. Hem bence daha iyi yerlerde çıkmayı hak ediyorsun. Dinledim sesin iyi. Güzel sesin var. Eyvallah. Aa bak bizim aşık var. Bu işlerden anlar. Bağlamacı o da. İstersen sana ayarlar bir şeyler ha. Bağlamacı. Bağlamacı. Arkadaşım şaka mısın sen ya? Tamam bak kimliği de verdin artık gidebilirsin. Daha karşıma çıkma. Olur mu? İyi be iyi. Biz de çok meraklısı değiliz zaten. İyilik yap deniz at demişler. Allah Allah. Adama bak ya. Kahretsin. Benim gitmem lazım. Kim onlar ya? Melisa! Melisa bir dakika dur Melisa! Melisa kim onlar ya? Dursana bir dakika Melisa! Dur bir dakika Melisa! Melisa dur bir dakika dur. Arkadaş bu kız niye sürekli kaçıyor ya? Hop 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 hop! Hop hop! Hay ben seni. Yakalanmadan girmem imkansız Toran Usta. Her yerde kameralar var. Başka bir yolunu buldum sanırım. Kapatıyorum arayacağım.
Damat bey de biraz gülümserse tamam olacak. Hadi Feyzullah. Boncuğum ben bu kadar gülümseyebiliyorum. Daha fazla gülümseyince çirkin çıkıyorum. Al bak. Çok güzel görünüyorlar ya. Geç oldu ama güzel oldu. Valla böyle geç olup güzel olacaksa ben tamamım. Aa sen kendine yol mu yapıyorsun? Oğlum sen bir de bizim birlikte çek hadi. Anne çekileceğiz ya içeride. Olsun yavrum bir de böyle çek. Çek çek. Onlar ne? Fazla gelmiş. Tamam geri götür. Misafirler ne zaman gelmeye başlar? Ne yapacaksın misafirler sen? İşinin başına dön. Daha hazırlanacak masalar var. Çabuk hadi çabuk. Ya bırak bunu ya. Hadi hadi. Ha. Aşık. Her şeyi hallettin değil mi? Planladığımız gibi. Hazır hazır merak etme. Her şey çocuklarla konuştuğumuz gibi. Süper. Güzel sürpriz olacak ha. Keşke Yavuz komutanım da olsaydı. 10 numara olurdu ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz onun yerine Erdem Albay'ı alacaktık. Çok da güzel olurdu. Yok artık. Güzel olurdu ha. Tabii tabii. Oğlum komutanıma çok yakışırdı lan böyle kartal gibi. Kayınpederime mi dedin? Neyin pederimi? Dedi dedi. 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 Ne dedi? Bak bana böyle saçma sapan kodlar yüklemeyin ha. Sonra gidip bir yerde boşboğazlık yapacağım, başıma iş alacağım. Daha bir şeyin olup bittiği yok. E onu diyorum ben de işte olsun bitsin artık. Yapalım size de bir düğün. Yaparız ya olur olur. Her şeyin sırası var olur. Olur. Nerede bu? Keşanlı nerede ya? Nerede bu? Bak mahvetmesin her şeyi ha. Emek verdik onca. Vallahi Keşanlı bu. Sağ solu belli olmaz. Ne iş çeviriyor gene? Dur dur arıyorum dur. Efendim Aşık. Keşanlı neredesin? Geliyorum geliyorum. Birazdan oradayım. Benim kıyafeti getirdin değil mi? Getirdim getirdim. Eyvallah. Bak herkes hazır. Düğün başladı başlayacak. Seni bekliyoruz. Elini çabuk tut. E tamam yollayayım dedim işte. İyi hadi. Hadi görüşürüz. Geliyormuş. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ne işler çeviriyor bugün? Benim gitmem lazım. Melisa! Acil çıkmamız gerekiyor buradan. Herifler batırmış her şeyi. Sedat kayıp. Yok, polis almamış. Korktu, kaçtı mı, ne yaptı bilmiyoruz. Anlaşıldı. Mücadele gelene kadar takip et adamları. Yalnız çıkmak üzereler. Kaçıyorlar sanırım, toparlanıyorlar. Yavuz, sakın başına buyruk bir iş yapayım deme. Bekle orada. Adamlara bulaşma. Sadece takip et. Merak etme.
Baksana, içeriden garip sesler geliyor. Güvenliğe haber verelim hemen. Dragan Ratrovich adını duydun mu? Hayır! Dur! Dur! Gel. Dur! Kaç saniyede düşersin buradan aşağı? Kaç saniyede düşersin lan? 5 7 saniye. Kafan yere çarpınca karpuz gibi parçalanacak biliyorsun değil mi? He? Dragan Ratkoviç adını duydun mu? Duydum! Duydum! Nerede duydun? Bizimkilerden bir şey istedi. Dağdan haber yolladılar bize. Beni öldürmenizi mi? Hayır. Seni değil. Kimi? Kimi? Savcı Derya Duman diye bir kadın. Ama başaramadık. Dragan'ı kendisi halledecekmiş. Öyle dediler. Ne zaman? Nerede? Söyle! Düğün mü ne varmış? Orada. Bırak beni! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bana şu an mı söylüyorsun? Hoş geldiniz. Buyurun Derya Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Eşim Güler. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Derya Hanım da savcımız. Beraber çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Kimse gelmedi mi? Herkes burada. Arkadaşlarının yanındalar. Tabii. Derya hoş geldin. Hoş bulduk. Gelebilmişsin. Evet ya, hem değişiklik olsun hem de çocukları kırmayayım diye geldim. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. E hadi masamıza gidelim. İçeride her şey yolunda mı? Kapıyı açar mısınız? Yoksa içeri girmek zorunda kalacağız. Sayın Feyzullah Altıpatlar. Altı parmak efendim. Pardon. Sayın Feyzullah Altıparmak. Siz de bu güzel hanımefendiyi, Su Akkaya'yı şahitler üzerinde eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit ediyor musun? Tabii 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 tabii. O zaman ben de bana verilen etkiye dayanarak sizleri Karı Koca ilan ediyorum.
Ben de mutluluklar diliyorum. Kendi aranızda halledin. Sizin göreviniz o. Emredersiniz. Komutanım, bu iş sana düşüyor. Biliyorsun tim komutanımız yok. Erdem komutanım da kendi aranızda halledin dedi. En rütbelimiz de sensin. Ben anlamam o işleri. Avcıya götürsem. Emredersiniz. Avcı. Bana hiç gelme. Ne var ya? Ya şimdi heyecanlanırım, yanlış bir şey söylerim, saçmalarım falan. Ya gel beraber gidelim, gel. Gel ben hallederim. Bir mikrofon rica edebilir miyim, pardon? Şarkı türkü olayından önce biz bir dans edecektik ama... Yenge şarkı türkü işlerine aşık bakıyor. Ben konuşma yapacağım. Ne konuşması abicim? Beyaz vereceğim. Hayber Kalesi'nin fethini anlatayım diyorum ha. Ses. Deneme 1-2. 1-2. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor. Sevgili davetliler. Malum haliniz, damadımız özel kuvvetçi bir arkadaşımızdır. Babyface görüntünün altında yatan ölüm makinesi bir insan olduğunu söylemeye gerek yok. Kardeşimle omuz omuza çok çarpıştık. Değil mi Çaylak? Hamdolsun. Şimdi bizde bir adet var. Evlenirken gelinimize bir adet şanlı Türk bayrağı, bir adet musaf-ı şerif hediye edilir. Benim haddime değil ama arkadaşlar böyle uygun gördü. Vesileyle canlarımız, silah arkadaşımız Ahmet Kartalı ve Ali Haydar abimizi rahmetle analım. Bahar yengemizi de unutmadan. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Amin. Emanetimize gözün gibi bak, tamam mı Macu? Emanetiniz emanet midir? Hadi kalkalım, gel. Ne oluyor ya? Bir aydır hazırlanıyoruz. Aa! Sevgilini izle. Ceketler çıktı. Taklaya geldik usta. Adamlar savcı Derya'yı öldürmek istiyormuş meğer.
Ben düğüne gidiyorum. Şimdi polisi arayıp düğünde savcıyı öldüreceklerine dair isimsiz bir ihbarda bulunacağım. Adamı da çöpe attım, haberin olsun. Ben düğüne gidiyorum. Diyecekler.